Merhabalar. Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Drive to Survive notlarımızı konuşacağız. Formula 1'in Türkiye'deki yayıncısı yeni, taze belli oldu. Bu konudaki yorumlarımızı paylaşacağız. Ve sezon sonunu hangi pilot kaçıncı sırada bitirir? Bu tahminlerimizi Atay'la beraber paylaşacağız. Haydi hızlıca geçelim videoya. Atı hoş geldin. Abi hoş bulduk, merhaba. Sezon başladı. Başladı evet. Geçen bölümü de böyle açmıştık galiba. Geçen bölüm şey diye açmıştık. Sezonun yani o kış arasında belini kırdık. Evet evet. Diye başlamıştık. Vallahi kendimize geldik bir keyfimiz yerinde. Bu sefer gerçekten yerinde başladı. Şu an bunu 29 Şubat Perşembe kaydediyoruz. Evet, ikinci. Bu arada her şeyden önce de Pitpod'un birinci yaşı kutlu olsun. Evet, tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ya Pitpod YouTube'un daha doğrusu. Burada bir kutlamalar görürüz değil mi? Bilmiyorum, görür müyüz? Ben şurada bir tane konfeti patlatayım. Evet. 28 Şubat'ta ilk videoyu atmışız geçen sene. Evet. Yine Drive to Survive bölümü. Evet, doğru. Ondan zaten bir sene önce de bilmeyen takipçilerimiz de, bilmeyen sayısı çoğunlukla diye tahmin ediyorum. Tabii. Spotify'daydı zaten. Evet, ilk olarak podcast olarak başlamıştık. Evet. Geçen sene YouTube'a geçtik. Bu sene de YouTube'da devam ediyoruz. Üçüncü sezon. Tekrar hayırlı olsun diyelim. Bomba gibi girdik bu arada. Daha ilk yarış olmadan 5. bölümü kaydediyoruz tabii, şu an. Tabii tabii yani. Çalışıyoruz ya. Evet, bayağı çalıştık. Buna da bir like'ınızı, beğeninizi, işte abonmanınızı, her şeyinizi, hani takdir niteliğinde, destek niteliğinde alırız evet, sevgili evet, yani dostlar. Kendimizi övmemiz bittiyse bölüme doğru. Buyurun. Geçiş yapabiliriz. Buyurun. Tabii. İlk olarak şeyi konuşalım. Bein Sports hayırlı olsun. Yayıncısı belli oldu evet. Şey moralim bozdu. Muhtemelen senin de moralini bozar. Hı. Mesela şimdi Twitter'da şey gördüm. Bein Sports 10 yıllık sözleşme imzaladı ya. Evet. İnsanlar şeyin farkına vardı. Ya bu sözleşme bittiğinde ben şöyle olacağım. Evet. Tamam. Sonra şöyle olacağım dedikleri yaşlı olduğumu fark ettim ben. Hayatımda ilk defa bir tık genç olmadığımı düşündürdü evet, bana. 23 yaşında biri sözleşme bittiğinde 33 yaşında olacak falan gibi. E biz? Çok çok bireysel bir tweet atmış arkadaş. Kim hatırlamıyorum ama. Evet. Onu gördüm. Hatta şey diyenler var işte. Sözleşme bittiğinde Hamilton 7. dünya şampiyonluğunu hala kutluyor olacak falan filan. O tarz şeyler bayağı var. İlk defa ben yıllardır 6 yaşında hissediyorum kendimi. Evet. Bayağı uzun yıllardır yani. Gerçekten bu hafta şeyi anladım. Evet, biraz büyümüşüm. Anladım yani. Peki şeye ne diyorsun? Esport'la yıllardır devam eden bir yayın vardı. Seren evet. Acar liderliğinde. İşte Yiğit Tezcan, Mali Selışık. Bunlar girmişlerdi yorumlar için. İşte Mali antrenmanların ve sıralama turlarının anlatımında. Evet. Hatta bir anlattığı yarış da oldu. Tabii. Seren Acar'ın olmadı. Orada evet. Anlatıcı ve yorumcu değişiklikleriyle ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi ben Mali'yi çok beğeniyordum. Mali'yi aşırı beğeniyordum. Mali'nin yanlış hatırlamıyorsam zaten Twitch'te falan da şeyleri vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Böyle F1 yarışlarını sunduğu zamanlar vardı çok eskiden. Evet. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Yarışlarını da sunuyor olabilir. Evet. Mali'nin hem sesi çok iyiydi, telaffuzu çok iyiydi. Böyle tonlaması falan çok iyiydi. Bunları söylememin sebebi de sadece Mali böyleydi benim nezdimde. Evet. Seren abinin hani bilgi birikimine tabii ki laf edemem. Hiçbir kimse laf edemez. İnanılmaz donanımlı teknik ama mesela Bein'de onu Jason Tayıncıoğlu yerine yorumcu pozisyonunda görmeyi çok isterdim. Hani Uygar Karaca Jason Tayıncıoğlu yerine Uygar Karaca Seren Acar. Hatta idealinde de Mali Selışık, Seren Acar ikilisinin anlattığı bir yarış ister mi? Mali anlatıyor, Seren Acar Seren yorumluyor. Abi yorumluyor da isterdim evet. Güzel evet. Olurdu, güzel olurdu. O açıdan şey bir taraftan da şey var. Şimdi mesela Esport yani kanal olarak çok şey yapamıyordu mesela. Uluslararası yayınlara falan bildiğim kadarıyla katılamıyor. Hı. Hani böyle çok bütçe olmadığından yani. Olabilir, şeyden evet. Anlatıyor ama mesela Bein Sports bünyesine geçince yayın şey açısından güzel olacağını düşünüyorum. Mesela sallıyorum o yorumcular işte Gökhan Telkenar'la kimdi diğer yorumcu şeyinde. Hatırlayamadım. O arkadaş mesela gidip sallıyorum Britanya Grand Prix'sinde yapabilirler programı. Çünkü evet. Bein Sports'un imkanı var yani. Tabii. Ya zaten Bein Sports Formula 1 hani Middle East ve işte Kuzey Afrika'da almış. MENA artı Türkiye'ye almışlar. Evet, aynen öyle. Orta Doğu, Kuzey Afrika. MEL'deyiz aslında biz de artık. Ama yok canım şey diye geçiyor ya MENA and Turkey diye geçiyor hep yani. O şeyler falan. LOL'de de vardır mesela. Öyle mi? Biz LOL'de de MENA bölgesindeyiz. MENA artı işte evet. Turkey diye geçiyor. Ya valla güzel bir yolculuk oldu. Yani Seren Acar'la işte Mali ile Yiğit'le izlemek keyifliydi. Bakalım inşallah yine güzel olur. Evet.
Onları da hani YouTube'dan izlemeye devam ediyor olacağız. Evet, Serhan abi her yarış sonrası evet, YouTube'dan canlı yayın yapacakmış. Bu da tabii Yiğit Tezcan ve Emre Baltaoğlu'nun ekmeğini baltalayabilir. Aynen, Emre Baltaoğlu olabilir yani gerçekten. Bakalım yani herkesin biraz tadını kaçırır çocuklara muhtemelen. Kimsenin ekmeğine bir şey olmasın. İşte inşallah ya, evet, ekmek yediğimiz günlere biz de bir gün. Ya biz Serhan abiden önce videoya giriyorduk. Geçen evet, sezon hep öyle yaptık hatırlarsan. Ama daha çok izleniyor nasıl? Ama daha çok izleniyor tabii ama ya ondan önce giriyorduk, o imkanımız da kalktı ortada yani. Hani o direkt tabii o direkt yarış sonu. Yarış sonu o şeyini yapar. Artık ne yapalım, YouTube camiasına hayırlı olsun Serhan abi diyelim yani. Aynen öyle. Şimdi şeyden kabul etmemiş herhalde. Ne? Şimdi bazı spekülasyonlar var. Hem tek olmak istemiş. Benim Twitter'dan gördüğüm bu arada ve şey çokça kişi tarafından yazılan, hem de mesela şimdi bunların Sokratesleri falan da var ya. Evet. Bein Sports'un şey olayı var. Başka yerde bir yayına çıkamıyorsun. Hmm. Hatta biz bir dönem mesela bir muhabir arkadaş vardı hatırlarsın. Egeberk, buradan da selam olsun. Evet. Egeberk'le beraber bir program yapmayı düşünüyorduk biz YouTube'a. Hmm. O ama Bein'de muhabir olduğu için yapamıyorduk. Anladım. Bu aslında Pitpod'un çok erken aşamasıydı hani, evet, o Egeberk'le falan. Anladım. Serhan abiyle ondan anlaşamamışlar diye düşünüyorum ama birkaç yarış beklememiz lazım bence. Ne olur ne olmaz. Bakalım. Hayırlı olsun bütün F1 camiasına, F1 Türkiye camiasına diyelim. Buradan Drive to Survive'a geçelim. Tabii. Şimdi genel bir yorumlarını alayım. Sonrasında belli notlarımızla devam edelim. Yani 500 tane genel yorumlarını almadan şöyle şey yapayım. Tabii. Ben direkt 500 tane diyeyim. Şöyle bir altlık yapayım. Evet. Aslında çok hikayesi olmayan bir sezon. Evet. O yüzden yani Drive to Survive'da da çok fazla hikaye beklemediğim bir sezondu benim. Evet. Benzer beklentilerime paralelde çıktı biraz. Şöyle, bence çekim açısından şu 6. sezondayız. Çekim açısından en iyi sezondu. Yani çekim kalitesi, sine kalite olarak en iyi sezondu. Sahneler falan muhteşemdi. Şeyden herhalde yani içerik ölü olunca sahne çekimleriyle falan mı kapatmak isterler bilmiyorum ama ben galiba yanlış belgeseli izledim. Çünkü Alpin belgeseli gibi bir şey izledim. Kaç Alpin bölümü vardı ya? 6 tane falan mı 10 bölümden? Gereğinden fazla yani. Hiç olmaması gerekiyordu ama 2 tane vardı. Ya bir de bu sezonda sonuncular falan ya böyle. Evet. Çok gereksizdi. Çok gereksiz. Yani devamlı Ocon'la Gasly'nin dramasını izliyoruz. Yok, ya 10 yaşında karşılaşmışlar da küsmüşler de. Tamam ya, anladık. Şimdi mesela önden ben eksik kalan şeyleri, notları var bende. Onları söyleyeyim. Tabii. Piastri'nin hiç yok. Sprint galibiyeti. Evet, hiç yok. Sezonun en büyük olayı bence. O yok. Allah'tan Sainz'ın Singapur galibiyeti vardı. Evet. McLaren'in Katar podyumu yok. Katar'da hiç çekim yapmamışlar zaten. Evet, Katar'da çekim yoktu. Ya yani şeydi çünkü Vegas'tan direkt Abu Dhabi'ye geçiyorduk. Japonya'da McLaren'in double podyumu yok. Yok. Yine en büyük olaylardan biri. McLaren pek takip edilmemiş gibi ya bu sene. Ya evet. Bir McLaren bölümü vardı ama o da şeydi işte, sezona kötü başlayıp işte Zac Brown'un toparlaması falan filan. Ki Zac Brown'la ilgili de inanılmaz bir bilgi öğrendik bu sene. İzleyicilerimiz de görmüştür muhtemelen sosyal medyada. Zac Brown zamanında bayağı şey kazanmış ya. Toto kazanmış. Çarkıfelek kazanmış. Çarkıfelek kazanıp sonra demiş ki, lan madem benim param var ben yarışçı olayım. Pilot olayım. Pilot olayım demiş, harika. Eksik kalan diğer şeyler. Perez evet. Perez hikayesi hiç yok. İki galibiyet aldı adam. Red Bull'un hiçbir şey yok ki. Yani sadece Christian Horner'ın şey üstünden. Huzurlu ailesi. Ya o bir de şey kısmı var. Ricardo. Alfa Tauri üzerindeki etkisini net bir şekilde gördüm. Alfa Tauri bölümlerinde Horner var sadece. Evet. Yani şey yok. Red Bull'la alakalı hiçbir şey yok. Hatta mesela bir şey oluyor. Ricardo mesela kaza yapıyor. Elini kırıyor. Horner'ı görüyoruz falan. Evet. Ya abi bir durun lan. Ben Franz Tost'u göreydik ya da Franz kim Tost var? Franz Tost zaten hiç hani öyle bir adam yokmuş gibi. Evet. Ya arada bir CEO'yu gösteriyor. Ha evet. Alfa Tauri CEO'sunu. Franz Tost herhalde şey dedi. Ya ben beyler bu sene emekli oluyorum. Beni şey yapmayın. Beni tanık yazmayın yani demiş beni, gibi. Beni dahil etmeyin. Christian'la çekin çekebilirsiniz. Ya tamam hani Red Bull'u tamam köpürtmeyelim de abi 22 yarış vardı geçen sezon. Evet. 22 yarışta 22 yapılabilmişti. Ha 22 yarışın yani 21'ini kazanmış bir takım şeyde belgeselde yok yani. Olabilir mi böyle bir şey? Ya bir de zaten şeydi ya. Bir hikaye oluyor. Hani uydur kaydır bir hikaye var. Arada Max Verstappen yarışı kazandı, birinci oldu falan diye geçiyor o kadar yani. 2024 sezonun özeti olan aynı zamanda. Aynen öyle. Mesela Perez Alonso'nun Brezilya'daki inanılmaz son tur kapışması yok.
Hamilton az kalsın şeyde Amerika'da kazandığı yarış yok. Evet. Falan filan bunlar şeye gidiyor yani. Aynen. Liste gidiyor. Aynen. Biraz da olanlarla ilgili konuşalım. Aynen öyle. Şimdi şeyde benim bu kadardı zaten evet. Ya şöyle bir dizi olarak izlediğimde Drive to Survive'ı hani keyifli. Hani evet. Gerçek, zaten öyle izlemek lazım. Gerçek ya. Tanıdığın oyuncularla çekilmiş bir dizi gibi. Evet. Yani orada o hakikaten oyunculuk yani onun çoğu. Hikayelerin çoğu da. Benim bu sene dikkatimi çeken her bölüm bir şey var. Mekaniği var. Yani işte bölüm başlıyor. Önce bir altlığı oluşturuyorlar. Neyi işleyeceklerini. Sonra bir zengin aktivitesi yapılıyor. İşte atıcılıktır, golftür, NBA maçına gitmedir. Bir şeydir. Hani ki Alperen'i gördük bu arada. Aynen. Belgeselde. Çok iyi. Hem de birkaç kere gördük yani. Aynen. Houston'la kim oynuyordu? Hatırlayamadım. San Antonio. Tony Parker'a gitmişti Gazli işte. Ama Tony Parker oynamadığı için. Ama yok işte Tony Parker'la işte görüşüyorlar ya o maçta. Okay. Gazli ile öyle. Sanki Denver gibi hatırlıyor. Neyse olabilir doğrudur. İşte yok tekneler bilmem neler vesaire işte Toto'nun çocuğunun kartingi. Sonra bir şekilde hikayeyi yarışa bağlıyoruz. Sanki evet. O yarışta her şey çözülecekmiş gibi. Sonra şey yarışta konu çözülüyor. Ve şey de her neredeyse her bölümde şey vardı. İşte 5 kırmızı ışık sönerken nefes aktörlerimiz o yarışla ilgili beklentilerini açıklar. Aynen. falan. Yani ve gerçekten o yarışlarda da çoğunlukla pek de bir şey çözülmedi yani. Ya Verstappen wins. Yani aynen. Hep öyle sonuçta. Ya şöyle Drive to Survive'ın amacı ki bence o amacı hayli hayli yerine getirdi ilk 3 sezonunda. Şey ya böyle hiç alakası olmayan insanları Formula 1'e çekmek ya. Evet. Bence o açıdan güzel. Tabii hala. Ama bizim gibi artık yani Formula 1 suyu ekmeği yapmış insanlar için çok vasat kalıyor. Aynen öyle. O yüzden biz hani Drive to Survive'ı beğenme eşiğimizi kaybettik gibi düşünüyorum. Evet ya o beklentiyle izliyoruz artık zaten. Evet. Yani o dediğin gibi dizi olarak kabul ettiğin zaman, belgesel olmadığını kabul ettiğin zaman çok daha keyifli oluyor. 300 dakikalık böyle tanıdığımız insanların arka planını izlemek gibi düşünüyorum. Ya bu zenginlik vurgusu inanılmazdı gerçekten. Mesela evet. Sen Succession'ı izlemedin galiba değil mi? İzledim çok az. Birinci sezon mu ne izledim? Öyle mi? Yani Lawrence Stroll'ün mesela ilk bölümdeki işte o araç tanıtımına gelişi. Succession girişiydi kesinlikle o ya gerçekten. Kesinlikle Succession. Evet. Yani müzikler ondan sonra oradaki işte. İnsanların telaşı. Mr. Stroll geldiğinde ne yapacağız? İşte bileklik takacağız mı? Hayır tabii ki falan filan. Gibi bildiğin orada şeyin Succession'da Brian Cox'un girişi gibi bir hava yaratmışlardı. Evet. Ya orada da şey hani Aston Martin'le başlaması da aslında hikaye sezonun hikayesiyle biraz paraleldi. Sezonu da Aston Martin çok iyi başlamıştı aslında. Evet. Onun dışında o şey güzel oturuyordu canım. Hani böyle ben bu en iyi takım yapmaya çalışıyorum. Takım şu an çok kötü ama sonra işte bir şeyler yaptık ve mucizevi bir şekilde işte çok güzel sonuçlar almaya başladık falan. O hikaye güzeldi yani. Evet ya. Onun dışında başrollerde yine Christian Horner vardı. Evet. Yani özellikle Alfa Tauri bölümlerinde işte Ricardo'nun geri dönüşünde vesaire. Sanki Ricardo'nun geri dönüşünde tamamen Christian Horner karar vermiş. Orada Alfa Tauri'nin hiçbir söz hakkı yokmuş gibi. Yani şey çünkü. Bence öyle ya. Zaten onu çok açık net bir şekilde gördük artık. Evet. Hani yani Nick DeVries'i yollasak mıyı da zaten CEO'ya şey söylüyor. Horner söylüyor. Vesaire. Onu Red Bull'un büyük etkisini Alfa Tauri'de açık net bir şekilde gördük. Evet. Onun dışında şey yeni birkaç karakter vardı hikayede. Orada her şeyi söyleyeceğim bir de. Alfa Tauri'de şöyle bir şu senin dikkatini çekti mi? Nick DeVries'in Monaco'daki evinde yapılan çekimler. Evet. Cam siliyordu herif. Ama adam şeymiş ya. Temizlik ve düzen hastasıymış ya. Abi. Ve adam nasıl cam siliyor yani? ASMR cam siliyor resmen. Saçmalama abi ne yapıyorsun ya? Yok mu temizlik için yani? Tamam. Yoktur abi. Tamam belki sadece 1 milyon euro alıyorsun. En düşük maaşlardan birini aldın. Sezonda tamamlayamadın ama. Abi Monaco'da tamam ev küçük falan anladık eyvallah. Evin temizliğini sen mi yapıyorsun? Yani? Adam temizlik hastasıymış ama. Ben ona inandım bu arada kendi temizliğini yaptığına. Bana çok absürt geldi. Yani. Öyle mi? Şey vardı kadın yarış pilotu vardı. Eski kadın yarış pilotu onunla neydi? İlgili, şey. Abi inanılmaz bir nefret var kadına. Danica Patrick. Ona niye o kadar nefret var ben anlamadım. Ya şey de olmamış. Ya şu o yine iyiydi. Bence şey hiç olmamıştı. Claire Williams. Yani Williams'ın eski takım patronu. Yani onun ya şöyle o kadar sığ yorumlar yapacağını düşünmezsin.
Yani yapmaz normal hayatta. O şey, şeyin adı neydi? O tamamen obvious olan şeyleri konuşan haber. Will Buxton. Will Buxton. Ya sadece Will Buxton'la köpürtmek istememişler. Hani ya biz bir tane pilot, bir tane de takım patronu koyalım. Evet. Hikayeyi orada güçlendirelim demişler ama ya onlar da çok ötesine gidememişler. Çünkü oradaki onların görevi köpürtmek yani. Olanı evet. Daha abartılı bir şekilde söylüyor. Tabii bilmeyenin izlediği şekilde anlatmaya çalışıyorlar ya. Evet. Mesela önceki senelerde şey olurdu. Bu sezon yoktu. Yani da ben yakalayamadım. Mesela DRS'yi falan bir anlatırlardı. Ne olduğunu. Evet. İşte overtake butonu diye bir şey olduğunu falan. Böyle Will Buxton anlatırdı işte. Evet. Bu sezon o yoktu. Will Buxton editlerine bayılıyorum bu arada. Yani dünyanın en açık şeylerini, bariz şeylerini abartarak söyleme editleri yapıyorlar ya. Çok hoşuma gidiyor. İş hayatında da öyle insanlar var ya böyle hani toplantılarda falan çok bariz olan şeyleri sırf konuşmak için anlatan böyle. Will Buxton tam olarak öyle ya. Instagram'da şey hesapları var böyle. Beyaz yakalı çalışanlar ve yöneticilerle dalga geçen hesaplar var. İşte benim de birkaç takip ettiğim var. Onları atayım sana. Orada güzel editler oluyor. Yani, Will Buxton'a tahmin edebiliyor. Ya sadece Will Buxton değil işte şey dediğin gibi toplantılarda böyle abartan kişilerle alakalı. Onun dışında ha, yeni şeylerden, yeni aktörlerden James Walls. Geçen bölümde aslında ufak bir giriş yapmıştık. Tam ucundan girmiştik. O zaman daha bitmemişti tabii izlememiz. Evet. İzliyorduk daha. Ben beğendim onun. O bölümü beğendim. Yani şey hakikaten bir hikayesi vardı. Hani Haas Williams. Sana biraz böyle Ross Brown gibi geliyor olabilir mi o adam? Olabilir. Sen sanki Ross Brown'u da seven biri gibi duruyorsun. Ya ben Ross Brown'u aslında çok seviyorum. Schumacher'den ötürü falan. Ross Brown GP ile ilgili de bölüm çektik. Ya evet ya. Ulan doğru ya. Brown GP belgeseliyle ilgili bölüm çektik ve şey bilgisayarda duruyor herhalde şu an. Onu yani. Sevgili Ata yayınlamadığı için Ross Brown'la ilgili düşüncelerim hiçbir zaman YouTube'a. O dönem çalışmıyordum daha. Niye yayın editleme istemedim herhalde ya. Yani bilemiyorum. Galiba kendi iç hesaplaşmanı yani. Evet. Herhalde yaşamışsındır. Bu bir an böyle bir karar aldı yani. Brown GP böyle bir gelmedi. Evet. Duruyor yani. Ha şurada var. Bilgisayarın içinde şu an. Neyse. Olabilir yani şey. Evet. Hayat. Tabii. Yani. şeye geldiğimizde de onun dışında iki tane gereksiz Alpine bölümü vardı. Ya gerçekten. Ama şeye çok ayıp etmişler. Ya ben onu bu kadar... Otmar'a mı? Otmar'ı Race Weekend'in ortasında kovduklarını ben kaçırmışım yani geçen sezon. Ben adam izleyince hatırladım. Şey çok ayıp abi adam milletin ortasında bavulu toplayıp gidiyor falan. Ne yapıyorsunuz ya? Evet. Ne aceleniz var yani? Bekleyin. Şimdi Aston'a... Pazartesi kovun yani. Aston'a gelmedi mi? Yok. Yok. Aston'daydı. Ha, Aston'dan mı oraya geldi? Tamam. Ya çok benim beğendiğim bir adam değildir. Hani evet. Aston'dayken falan da yani öyle çok başarılı bir takım patronu hiçbir zaman olmadı da yani kimse bunu hak etmiyor abi. Ayıp ya. Evet tabii. Fransızlar iyice bilmiyorum. O şey bir de ne oldu? Pazar kovdunuz. Sonra da mükemmel sonuç alıyorlar ya mesela hemen. Abi yok ya. Hemen o, diyor ya işte şey geldi. Famin. Famin. Bruno Famin geldi. O adamı da gördükçe aklıma şey geliyor ya. Ne? Notre Dame'ın kamburu. Hayır. Çernobil. Çernobil'de de ona o adama benzeyen adam ve o adamın yardımcısının soy ismi de Fomin'di. Allah Allah. Evet o şeyler var yargılanan bakalım. Tayfa. Hı. Bir laboratuvar müdürü var. O ayrı. Bir asıl büyük şey var. Kıvırcık saçlı. O herifin aynısı. Hı. Yardımcısı gözlüklü kel adamın soyadı da Fomin'di. Peki. Adam her gördüğümde şey Çernobil geldi ki çok severim bilirsin Çernobil dizisini. Adamı da Notre Dame'ın kamburu diye araya da bir tane şey de sıkıştırdık. 6-7 kere izledim o Çernobil'i. Hadi ya. Vallahi çok ya, severim. Yani. Canım güzel sıkıldıkça de. Açar izlerim yani. Yani canını daha da sıkıyor. Ama o soğuk ortamı seviyorum ya. Evet. Sonra Mercedes bölümüne geldiğimizde de ya Toto yine ya Toto ile Horner taşıyorlar bence. Şey yani Drive to Survive'ı. Toto bu sene tabii şey biraz daha böyle ya size güzel araba veremedik kardeş modundaydı. Haklı bu arada. Ama Toto'nun da şöyle bir şanssızlığı var. Son iki sezondur en böyle highlight olan sözler Toto'ya karşı söyleniyor. İşte geçen sene Horner'ın Change of fucking car şeyi. Sanki Hamilton onu şahsi algılamış gibi oldu bu arada. Yani. Ve Hamilton'da bu şeyde bu sezon hani sen 20 sene burada kalabilirsin ama ben kalamam. Yani en bence highlight cümle oydu. Evet. Yine Toto yemiş oldu onu.
Ya bir de şey sahneleri mesela bir garibime gidiyor. Ya. Mesela Toto'nun bir sahnede Suzy Wolf'le beraber işte bir yere gidiyorlar da orada çocuğun kartingine gidiyorlar. Ha, çocuğun kartingine gidiyorlar. Orada bu konuyu konuşuyorlar ya ve mesela çok şey konuşuyorlar yani. Senaryo uygun. Ya çok staged yani. Çok mu? Acaba staged mi gerçek ya? Ben Toto'nun rol yapacağına inanmıyorum yani. Adam niye rol yapsın ki? Abi yani. Eğer rol yapıyorsa da müthiş bir oyuncuymuş yani. Ya çok bence içten tartışıyorlar çünkü orada Suzy ile yani. Evet. Orada neyi şey mi? Neyi tartışıyor? Hamilton'ın geleceğini galiba aynen oydu galiba. Ya şöyle kolay kolay şey olmadığı sürece böyle aa bu mu uzatmışlar işte bizi kaydediyorlarmışların dışında yani %99'u kurgu mu diyorsun? Kurgu ya. Onun dışında bir işte bir bölüm Ferrari'nin Monza'daki ve Singapur'daki. Yemin ediyorum Monza'ya yarışa gidesim geldi ya. Monza evet. Bir başka. Orada şeyleri falan da güzel ya kullanmışlar. İşte böyle bütün sokaklar bomboş. Ha, Ferrari evet yarışı olduğunda. Evet. İşte ve Sainz'in annesi duygulanıyor falan böyle şey milletin ilgisini görünce ev çıkışı. Güzel bir bölümdü o. İşte Singapur'a da iyi bağlamışlar orada. Evet. Yani. Onun dışında da şeyi konuşabiliriz. Vegas bölümü. Yani evet. Vegas'da ya şey gibi olmuş aslında. Ben açık açık söyleyeyim ben uyuyakaldım o bölümü izlerken yani. Yani normal. Bir olay yoktu çünkü. Çok sıkıcıydı yani. Son bölümler o kadar sıkıcıydı ki. Evet. Bize çok sıkıcı dizi. Tabii. Ya şöyle yapmak istemişler. Bak başta sezon başlarında çok fazla Arabistan evet çekimi vardı. FIA Başkanı Muhammed Bin Sulay etkisi. Hı-hı. Sonu Vegas'la yapmak istemişler. İşte Amerikan şey neydi? Kim şeyi alan? Formula 1'i alan. Liberty Media. Liberty Media etkisi bence o da. Yani şeyi Vegas'ı özellikle sonlara atıp sezonun hikayesini orada bağlamak istemişler. Hı-hı. Hani hem yarış takviminde hem de Drive to Survive'da. Ama bir hikaye kalmadı ki. Evet. Yani sanki böyle Mercedes, Ferrari ikincilik orada çözülecekmiş gibi hı-hı geliyorlar. Ondan sonra işte McLaren Aston Martin dördüncülük mücadelesi orada çözülecekmiş gibi ama aslında Abu Dhabi'ye kaldı iş. Evet. Ve çok da bir hikayesi yoktu yani. Aynen öyle. Ya bir 2021 sezonun tadı yoktu yani. Ya tabii. 2021 Drive to Survive bile çok güzeldi onun ya. Kesinlikle. Ya 2021 ile ilgili, 2021 sezonuyla ilgili herhangi bir içerik yani açıp izlediğim bir yarış yorum videosu bile evet çok güzeldi. İşte Drive to Survive'ın 6. bölüm, 6. sezonunu da bu şekilde geride bırakmış olduk. Ekstra bir yorumun yoksa. Yok ya. Buradan bomba kısmımıza geçelim. Evet, verilen sözler. Ve sezon sonu tahminleri. Ve 1'den 20'ye yani. Şampiyon tahmini zaten belli de. Evet. Şey. Bir tahmine geçelim o zaman. Geçelim. Sezon sonu sıralama tahminlerimiz geldi. Zaten burada ortada gördük şu an tahminleri. İkimizin ayrı ayrı tahminleri ama yakın yani. Ufak evet tefek değişiklikler var. Şöyle genel bir baktığımda Haas'ları ikimiz de sona koymuş. Ya Haas'lar hem testlerde hem şeyde şu an aşırı derecede yavaşlar. Evet. Bir dakika şey şey logosu geldi. FaceTime logosu. Aşırı derecede yavaşlar. Evet. Çünkü daha da özür dilerim. Çünkü demeyecektim. Şöyle bir durum var. Yani hiç bu kadar farklı olmamıştı Haas yani. Hani Alpine'i ben en yavaş takım bekliyordum. Testlerden sonra. Ya şu evet mesela practice falan oldu. Abi şaka gibi Haas şu an yani. Aynen öyle. Yani Allah Haas pilotlarına sabır versin diyerek onları 20. ve 19.luğa koydum. Evet. Ya orada şöyle bir şey var. Haas zaten 2024 aracını geliştirmeye çok geç başlayabildi. Evet. Ve pek de hazır gelmediler. Yani şeyde de konuştuk bunu. Sezon öncesi testlerde de biraz Haas'ın durumunu konuştuk. Hı hı. O yüzden ikimizin de tahmini Haas'ların sonda olacağı yönünde. Ben Hülkenberg'i yukarı koydum. Sen Magnussen'i koydun. Aynı, artık aynı. Hangisi daha az kaza yaparsa öyle olacak. Şimdi burada ikimizin de Alpine'i 9. takım olarak gördüğünü evet düşünüyorum. Hı. Ama ben araya bir Sargent serpiştirdim. Sargent, 18. Evet olarak. Sargent beceremez diyorsun. Ya Sargent Williams'ın hakkını veremez gibi geliyor bana. Yani Williams 7. araba olacak gibi duruyor. Eğer hı-hı gerçekten sezon içi inanılmaz değişimler olmazsa. Ben Sargent'ı 18'e koydum. Sen 17-18'e direkt Alpine'leri takım evet olarak Alpine yerleştirdin. Sen çok takım takım gitmişsin zaten ya. Aynen. Yani öyle araya aldığın çok olmamış. Ya sadece en başlarda var işte. Şeyle sadece McLaren'le Ferrari'yi birazcık. Evet. Oralara geleceğiz. 15. aynen sırada mesela ben Gasly'yi bir tık
öne koydum. 15. bitirebileceğini düşünüyorum. Hani Joe, her ikimiz de 16. demişiz. Ya aslında orada işte sonuç belli gibi. Hı-hı. Sonuç takım belli gibi. Ya Alpine, Sauber ve Haas şeklinde. Evet. Orada yani en yukarıda bitirebilecek kişiyi ben Bottas Joe dedim yani. Bottas Joe demişsin. Evet. Steak. Ben de Sargent'ı aşağı alıp ben de evet Bottas demişim. Bottas ve Gasly demişim. Hı-hı. Onlar da 14-15. Sırada. Şeye geldiğimizde de 10 ile 13 arasına geldiğimizde de yani sende 13. sırada Albon var, bende de Albon var. Hı-hı. Yani Albon'un maksimumunu herhalde 13 olarak görmüşüz gibi evet, duruyor. Evet, yani evet, 7. takım olarak düşününce. Ya çünkü mesela Drive to Survive'da da izledik ve gördük ya, Williams'ın şu an hedefi 2026. Evet. 2026'da orta sıralara oynayan bir takım olmak istiyorlar. Yani evet. Aston Martin gibi bir şey olmak istiyorlar evet. Şu an. Hı-hı. Aynen öyle. Onun yukarısında da baktığımızda Albon'un yukarısında sen Stroll'ü koymuşsun. Tsunoda aslında bak şey yani şey bu takımın adını hep zorlanacağız bu sene. Visa Keşep, Racing Bus vesaire. Sen oradan Ricardo'yu tepeye koyup evet. Araya bir Alonso Tsunoda sonra Stroll demişsin. Ben Ricardo'nun bayağı puan alacağını düşünüyorum bu sene. Yani Ricardo sürpriz bence. Hı hı. Yani gelir mi bilmiyorum. Ben Ricardo'yu 12. sırada bıraktım. Hı hı. Şeye baktığımızda da burada yine takımın üzerinde perform etmesini beklediğim benim Alonso var. Yani evet. Alonso'nun mesela Piastri'nin üstünde bitirebileceğini hı hı. öngörüyorum. Yukarılara doğru geldiğimizde de sen Piastri'yi 7. sıraya koymuşsun. Ben Norris'i 7. sıraya koydum. Evet. Sonrasında da zaten ilk 6'da bakıyorum. Ha sen Sainz'e bak. Burada bu sürpriz. Sainz'in 8'e düşmesi. Sainz'in bu sene hiç iyi performans göstereceğini düşünmüyorum ben. Sainz'in kontrat ya aslında grid'in yarısından fazlasının kontrat senesi bu sene. Evet. Ve Sainz'in kış bence arasına geldiğimizde zaten şey bayağı full transfer göreceğiz. Evet. Yani full transfer yorumları çekeceğiz muhtemelen. Orada da şimdi bak Sainz ve Perez aslında en hani önemli koltuklara yani sezon sonu koltuğu olmayan ve şu anda en önemli koltuğa sahip olan pilotlar. O yüzden Sainz'ın yani iyi olması lazım. Bence. Ben de aynı kanaatteyim ama şöyle bir şey olacak. Ferrari Sainz'ı silecek yani. Olabilir. Olabilir. Gözden çıkarabilir. Mümkün. Evet yani mesela ne bileyim bir şey gelecek Sainz'ın arabada deneyecekler. Evet. Olabilir. Lökleri öyle kötü şey yapmayacaklar yani. E tabii löklerin kalacağı belli. O yüzden Sainz'ın 8. olacağına ben neredeyse eminim yani. Evet, feda edilebilir diyorsun. Evet. Buradan 5.liğe geldiğimizde de sen löklerin 5.likte kalacağın şeyleri ilk 4'e sen Mercedes ve Red Bull koymuşsun. Ya hatta bir şey diyeyim mi? Ya Perez'in yerinden emin değilim ya. Abi Mercedes bu sene çok ilginç bir şey yaptı gibi düşünüyorum ben. Araba çok ilginç. Red Bull beklediğimiz kadar da önde değil. Ama yarış temposu da tabii daha test etmemiş Red Bull. Yarış temposuna dair fikrimizin olmadığı tek araç yani Red Bull. O yüzden de çok üstte görülüyor şu an. Ben Mercedes'in çok garip sürpriz yapabileceğini düşünüyorum bu sene. Yani bakalım. Göreceğiz. Yani sen şey Russell 2, Perez 3 olabilir falan evet, diyorsun. Evet. Aynen öyle. Yani ben orada da aracın üstüne çıkabilecek pilot olarak Leclerc'i koydum. Yani hı-hı, Red Bull birinci araç olmasına rağmen ikinci sırada Leclerc'in bitirebileceğini düşünüyorum. Tabii bu temenni de olabilir. Evet. Yine Ferrari açısından. Sonrasında Perez, Hamilton, Russell, Sainz diye gidiyor benim sıralamam. Burada izleyenlerimiz de bizim tahminlerimizle ilgili yorumlarını, kendi tahminlerini, sezon sonuyla ilgili sürpriz sıralamalarını kesinlikle altta yorumlara bekliyoruz. Evet, bir sonraki bölümde sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix hafta sonunu değerlendiriyor olacağız. Bu videoya yorumlarınızı, beğenilerinizi, kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.